Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın farklı köşelerinden, ülkemizin farklı vilayetlerinden Mevlana'nın gel çağrısına uyarak gönüller sultanının manevi şemsiyesi altında toplanan siz dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Hazreti Mevlana'nın düğün gecesinde böylesine müstesna bir muhabbet ikliminde bir ulu zatın, bir ulu çınarın gölgesinde kalplerimizi mütefekkir, büyük mutasavvıf, mürşid-i kamil Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlana Hazretleri vasiyeti niteliğindeki şu gazelinde bakınız ne diyor. Öldüğümde tabutum geçerken bu yollardan, sanmayın ki içimde dert kalır bu dünyadan. Cenazemi görünce bahsetme ayrılıktan. Ben asıl yaşamaya başlarım öldüğüm an. Mezara koyunca beni elveda deme sakın. Bir perde var arada, toprak cennete yakın. Sana batış görünen doğuşun kendisidir. Kurtuluş kapısıdır kabir, hapis değildir. Hangi tohum düştü de yeşermedi toprakta? Kurtul şüphelerinden, insan da bir tohum ya. Hangi kova daldı da dolu çıkmadı sudan? Can Yusuf'u ne diye feryat etsin kuyudan? Evet. Hazreti Pir ölümü bir son değil, bir yeniden doğuş, yeniden diriliş vesilesi olarak görmüştür. Hakk'ın rahmetine erdiği o gün kendisi için bir vuslat günü, kavuşma günüdür. Kendi deyimiyle şebi arustur. Yani düğün gecesidir. Bunun için Hazreti Mevlana bana yazıklanmayın, bana elveda demeyin. Benim ölümüm tohumun toprağa düşmesi gibidir buyuruyor. Divan-ı Kebir'deki başka bir şiirinde ise kişi aşk elinden ölmüşse asla ölmez diyerek kendi hakikatine ayna tutuyor. Bizler de onun vasiyetine, onun tavsiyesine uyarak 745 yıldır Hazreti Mevlana'nın vefatını hasretin son bulduğu, aşığın maşuğuyla kucaklaştığı bir düğün günü olarak idrak ediyoruz. Bu vüslat gecesinde bizler de yüreklerimizi bir araya getiriyor, birbirimize şahitlik ediyor, sevginin, aşkın, muhabbetin meşalesini yüceltiyoruz. Her şebi aruzda Hazreti Mevlana'nın geride bıraktığı o engin hazinenin her bir kelimesi, her bir sahifesi aşkla, samimiyetle yoğrulmuş o kutlu mirasın idrakine varıyoruz. Bu salonu lebalep dolduran Mevlana bendeleri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımın
Müslat gecesi Şeb-i Arusu mübarek olsun diyorum. Şeb-i Arus merasimlerinin düzenlenmesinde emeği geçen, katkısı bulunan, maddi manevi desteği olan kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Selam vakti temasıyla düzenlenen bu seneki törenlerin tıpkı Hazreti Pir'in buyurduğu gibi gönüllerdeki kiri gidereceğine, onun çağları aşan özgün mesajının layıkıyla anlaşılmasına vesile olacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Hazreti Mevlana bundan tam 745 sene önce 66 yıllık hasreti nihayete erdirip sonsuzluğun kapılarını aralayarak Dar-ı Beka'ya göç etti. Ancak geride dünya var oldukça eskimeyecek, hak ve hakikat yolcularına rehberlik edecek bir meşale bıraktı. Hazreti Pir'in insanlığa en büyük hediyesi sözlerini, mesajlarını ve öğütlerini 15 sene önce bir gergef gibi dokuduğu mesnevisidir. Yahya Kemal'e göre bu eser hem tasavvufun en yüksek merhalesi hem de cihat medeniyetimizin bir ifadesidir. Üstad Sezai Karakoç ise mesnevinin Kur'an-ı Kerim'in aşk kanıyla yazılmış bir tefsiri olduğunu söyler. Üstadın nazarında mesnevi ilhamın en üst derecesindeki bir yücelmenin derlediği çiçeklerden oluşan bir şaheserdir. Evet, mesnevi hikmet ve hakikati mesel formunda, kıssa biçiminde anlatan, coğrafyamızın binlerce yıllık kültür hazinesini hikayelerle geleceğe taşıyan bir bilgelikler kitabıdır. Hazreti Mevlana 66 yıllık ömrüne mektupları ve sohbetleri hariç 66 bin beyitten fazla şiiri, her biri bir sanat eseri mesabesindeki 2000'den fazla rubaiyi sığdırmış bir gönül eridir. O dönemleri, çağları, toplumsal farklılıkları aşan ve dönüştüren büyük hakikati derinlikli ve estetik bir dille söylemeyi başarmış bir söz üstadıdır. Hazreti Mevlana'nın irfan ışığı daha kendisi hayattayken Endülüs'ten uzak Asya'ya kadar dünyanın dört bir köşesine yayılmıştır. İslam coğrafyasının farklı şehirlerinden ilim ve hikmet yolcuları Hazreti Mevlana'nın rahle-i tedrisinde bulunmak için Konya'ya akın etmişlerdir. Moğol istilasının bütün İslam şehirlerini yakıp yıktığı bir dönemde Hazreti Mevlana sözleri, sohbetleri ve meselleriyle karamsarlık dağlarını eritmiş, bu toprakların yeniden dirilişine vesile olmuştur. Hazreti Mevlana'nın her idrak düzeyinde olmasıdır. Üstadının üzerinden asırlar geçmesine rağmen Hazreti Mevlana'yı her dem taze tutan sır aşktır, sevgidir. Eserleri, sözleri, şiirleri, mesajlarıyla 7,5 asırdır çoraklaşan gönülleri yeşertebilmesinin hikmeti işte budur. O kendi ifadesiyle Allah'a ulaşacak birçok yol varken aşkı seçmiştir. Mürşid-i Kamil bu hakikati mesnevisinde şöyle dile getirir: sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden
bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu bulanık sular arı duru hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Evet, aşk ile yazıldığı, aşk ile söylendiği her kelimesi aşkla dokunduğu için aradan geçen 7,5 asır ne Mesnevi'yi, ne Divan-ı Kebir'i, ne de Hazreti Mevlana'nın mesajlarını eskitebilmiştir. Eskimedi. Her an yeni. Üstatından 745 yıl sonra bile milletimizle beraber tüm insanlığın ortak aklını, ruhunu, vicdanını besleyen en gümrah ırmaklarından biri haline gelen halen Hazreti Mevlana'dır. Mevlana'nın sesinin bütün dünyada yankısının devamı, Mesnevi'nin neredeyse bütün dillere çevrilmesi bu gerçeğin tezahürlerinden sadece birisidir. Dil, din, ırk, coğrafya farklılıkları, Hazreti Mevlana'nın sesine susayan insanların onu arayıp bulmasına asla mani olamamıştır. Olamayacaktır. Yüzyıllardır dünyadaki varoluş gayesinin sırrına ermek isteyen her ferdin yolu muhakkak bir şekilde Hazreti Mevlana ile kesişmiştir, kesişecektir. Nitekim bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, Mevlana'nın mesajıyla buluşan, onun hikmet pınarından nasiplenen insanlarla karşılaşıyoruz. Farklı dillere, farklı dinlere, farklı kültürlere mensup milyonlarca insanın Mesnevi Şerif'in serin gölgesine sığındığını görüyoruz. Dünya hayatının katılaştırdığı kalplerin gerçek huzur ve sükunu Mesnevi'nin uçsuz bucaksız ummanında bulduğuna şahit oluyoruz. Sevgili dostlar, Hazreti Mevlana karamsarlık bulutlarının ufukları kapladığı, Moğol istilasının medeniyetimizi tehdit ettiği bir dönemde yaşamıştır. Tıpkı 7,5 asır önce olduğu gibi bugün de maalesef insanlık çatışmanın, vahşetin ve doymak bilmeyen bir hırsın esiri durumundadır. Esiri olmuş Müslümanlar eliyle açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Filistin'de işgal, Libya'da kaos, Somali'de açlık, Afganistan'da terör ve istikrarsızlık bir veba gibi gün geçtikçe yayılıyor. Asırlardır ilim aşıklarının mesken tuttuğu İslam şehirlerine bugün DAEŞ, PKK, FETÖ, Boko Haram, El-Şebab gibi proje örgütler musallat oldu. Öldürmekten, katletmekten, yakıp yıkmaktan başka hiçbir kutsal olmayan bu modern dönem haramileri tüm çirkeflikleriyle hayat damarlarımıza hamle yapıyor. Farklılıklarımızı kaşıyarak meşrep ve mezheplerimiz üzerinden bizi birbirimize kırdırarak birileri şeytani düzenlerini idame ettirmeye çalışıyor. Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşurken çıkarlarına tapan menfaatperestler ceplerini doldurmanın, cirolarını şişirmenin, karlarına kar eklemenin mücadelesini veriyor.
insanı insanın kurdu olarak gören anlayış maalesef insanlığın hem bugününü hem de geleceğini tehdit etmektedir. Oysa ki insanı düştüğü yerden kaldıracak, ruhundaki ağır yaraları iyileştirecek, ihtiraslarının esiri olmaktan kurtaracak yegane yol, eşrefi mahlukat olmaya doğru yürünen yoldur. Yani yaratılmışların en şereflisi insan olmaya yönelik yol. İslam dünyası olarak içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemde Hazreti Pir'in insanı, ilahi aşkı, ahlak ve erdemi merkeze alan kutlu tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Zira Mevlana'nın öğretisinin özü eşyaya esir olmamak, insanı yüceltmek çatışmayı değil, dayanışmayı esas almaktır. Onun tavsiyesinin esası kesrette vahdettir. Yani çoklukta birlik. Bütün farklılıkları birlik içinde yaşatabilmeyi başarmaktır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin o veciz ifadesinden ilhamla çare kavga değil, bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmaktır. Bunu başardığımızda kurulan tüm tuzakları bozacağımıza, İslam dünyasına giydirilmek istenen kefeni hep birlikte yırtıp atacağımıza inanıyorum. Şimşir beşiğe neyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı? Perdelerden taşırıp neyleri çığlık çığlık neyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı? Bir ipekten ve köpükten yaratılmış yumuşak tüyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Kıyılardan, ovalardan dererek inciyle, çiğle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Gece mehtabı elekten geçirip kirpikler, ayla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Mesnevisinde bir altın lüleden nur akıtıp öyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Bu yürek durmayacaktır dediler esmadan, hayla kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Sakalar doldurarak kırbaların Kevser şeyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Ulu tuğbaların altında gönüller, eller böyle kundakladılar Hazreti Mevlana'yı. Rabbim bizleri Hazreti Mevlana'nın yolundan ayırmasın diyorum. Yıllardır Anadolu topraklarını nakış nakış dokuyan alimlerimizi, ariflerimizi, manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. 745. Şeb-i Aruz'a emeği geçen kardeşlerimi tebrik ediyor. Yapılan dua ve zikirlerin hak katında kabul olmasını diliyorum. Hazreti Mevlana'ya Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.